Almanya Augsburg'dan herkese selamlar. Bugün 21.04 Salı. Almanya'da ikinci el araba fiyatları ile ilgili bir sunum hazırladım size. Daha önce Instagram'da duyurusunu yapmıştım. Araçlarla ilgili örnek araçlar varsa, bunlarla ilgili merak ettikleriniz varsa ya gönderseniz bakabilirim diye. İlk 5-6 araç sizin gönderdiğiniz araçlar olacak. Bunların Türkiye'deki ya da Türkiye'dekilerin Almanya'daki muadilleriyle alakalı olacak. Ben uygulama olarak eBay Kleinanzeige, Mobilde ve Otoscout 24'ü kullanıyorum araç alış satışlarında. Şimdi kıyaslama olacağından dolayı da sahibinden.com'a müracaat ettim. Dediğim gibi ilk 5-6 araç Türkiye ve Almanya'daki benzer araçlarla ilgili olacak. Daha sonrasında da Almanya'da bulabileceğiniz, aradığınız araçlarla ilgili, farklı konseptlerde araçlarla ilgili örnekler var. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci araç bir takipçimizin sorduğu bir araçtı. BMW 2011 X5 30D X-Drive Sport model. Soldaki araç Türkiye'deki araç. Özelliklerine bakalım. 250.000 TL, 2011 model, dizel, yarı otomatik, 245 beygir ve 3.0 motor. Sağdaki araç 15.980 euro, otomatik. Soldaki yarı otomatikti, bu otomatik. Yine 2011 model, kilometresi 200.000'de. Soldaki araç 287.000'deydi. TL olarak karşılığı ise sağdaki aracın, yani Almanya'daki aracın 120.505 TL. Soldaki aracın 250.000 TL. Bir de ikisinde de 245, birinde 245 PS, soldakinde HP olarak geçiyor. Beygir gücü, motor gücü. Buradaki fark HP horsepower olarak ifade ediliyor, beygir gücü. Fakat birim olarak farklı. Sağdaki de Alman Standartlar Enstitüsü'nün belirlediği Ferde Stärke, yine beygir gücü olarak kullanılan kavram. Yalnız ikisi birbirine eşit değil. Burada ikisi de 245 yazıyor ama normalde kilowatt karşılığı birbirlerine eşit değil. Evet, bir diğer aracımız yine bir takipçimizin sorduğu Porsche Panamera. Soldaki araç Türkiye ait araç, 895.850 TL, dizel, 2014 model, 69.000 kilometrede, otomatik, 300 beygir gücünde, 3.0 motor var. Sağdaki araç 45.990 euro, 71.000 kilometrede, yine dizel, otomatik. 2014 model. Genel itibariyle benziyorlar. Türkiye fiyatı sağdaki aracın, yani Almanya'daki aracın 346.810 TL. Soldaki araç ise 895.850 TL. Bir diğer araç Golf 7 Blue Motion Comfortline. Soldaki araç 2013 model. 1.6 dizel, yarı otomatik. 132.900 TL. Sağdaki araç yine dizel 1.6. Fiyatı 10.870 euro. Fakat 2014 model. Soldaki araç 2013 modeldi. TL karşılığı ise 81.970 TL. Türkiye'deki değeri 132.900 TL. Bir diğer araç Mercedes C180 kompresör Avantgarde, 2003 model. Soldaki araç 297.000 kilometrede, benzinli, 1.8 motora sahip. Sağdaki araç 141.000 kilometrede, yani soldaki araç 297.000'di, sağdaki 141.000. Yine 2003 model, benzinli, otomatik,
Soldaki yarı otomatikti bu, otomatik. 2650 euro. Türk, yani TL karşılığı 19.983 TL. Soldaki 97.500. Birebir muhtemelen aynı değildir özellikleri. Onları ayıklarsanız artık, çünkü çok açıkçası otomobiller uzmanlık alanım değil, fakat hani gösterme adına paylaşabileceklerim bunlar. Bir diğeri Volkswagen Caddy 1.9 turbo dizel kombi, soldaki araç 2010 model dizel manuel, 200 bin kilometrede. Sağdaki araç 4000 euro, 233 bin kilometrede, 2010 model dizel manuel, genel itibariyle benziyor. TL karşılığı fiyatı 30.164 lira. Soldaki araç Türkiye'deki değeri 54.999 TL. Bir diğer yine takipçimizin paylaştığı BMW 320i 2006 model soldaki araç, benzinli manuel, 219 bin kilometrede. Evet, 2.0 motor. Sağdaki araç 5500 euro, 125 bin kilometrede. Soldaki araç 219 bindi. Sağdaki araç, Almanya'daki araç, benzinli manuel, TL karşılığı ise 41.475 TL. Soldaki 104.500 TL'ydi. Bundan sonraki araçlar da benim seçtiğim araçlar. Üst segment, alt segment, ortaya karışık olacak biraz bunlar. Sırayla bakalım. Audi A4 B8 2.0 turbo dizel. 2013 model. 215 bin kilometrede. Manuel. Genelde Almanya'da tercih edilen zaten station model oluyor. TL karşılığı ise 79.184 TL bugün itibariyle. Bir diğeri Hyundai i20 1.2 motor, 2012 model, 55.580 kilometrede, manuel, TL değeri ise 42.229 TL. Yani TL değeri dediğim şu, Türkiye'de eğer bu paranız varsa gelip burada o paraya bunu satın alabiliyorsunuz. Diğer aracımız Mercedes-Benz C200 kompresör, 6.490 euro, 144.800 kilometrede, 1.8 motor, benzinli, manuel, 2009 model, TL değeri ise 48.941 TL. Bir diğer araç Chevrolet Aveo 1.4, 1480 euro, benzinli, 1.4 motor, 100 bin kilometrede, manuel ve 2008 model, TL değeri ise 11.160 TL. Citroen C3 1.1 tonik, 3.200 euro, 116.780 kilometrede, 1.1 motor, düz vites, benzinli, TL değeri ise 24.131 TL. Bir diğer araç Citroen C5 Comfort, 6.000 euro, 77.000 kilometrede, 1.6 motor, benzinli, otomatik, 2010 model, TL değeri ise 45.246 TL. Sıradaki aracımız Fiat Doblo 1.6, 4.150 euro, dizel, 1.6 motor, 128.000'de, düz vites, 2011 model,
TL değeri 31.295 TL. Ford Fiesta 1.5 5.480 euro 115.000 kilometrede 1.5 motor dizel düz vites 2014 model TL değeri ise 41.324 TL. Evet, böyle araçları da paylaşmak istedim. Bazen Almanya'da arabalar gerçekten ucuz mu diye soruyorlar. Yani çok çok ucuz araçlar da var. İnsanların çöpe atmaya üşendiği ya da parçacılara satıp bir şekilde elinden çıkarmak istediği araçlar. Araç çalışıyor. Ama size masraf da çıkarabilir, çıkarmayabilir de o tip araçlar da mevcut. Volkswagen Polo 800 euro. 177 bin kilometrede 2000 model benzinli düz vites TL değeri 6032 TL. Ford Ka 1000 euro 2004 model benzinli 108 bin kilometrede TL değeri 7533 TL. Bir diğeri Opel Corsa 650 euro 202.400 kilometrede 97 model benzinli düz vites TL değeri 4901 TL. Opel Meriva 1.7 motora sahip 216.000 kilometrede 800 euro bedeli var. Dizel manuel zaten rezerv edilmiş, muhtemelen bu satılmıştır. TL değeri 6032 TL. Ford Mondeo 1.8 899 euro 226 bin kilometrede 2001 model benzinli düz vites station bir model TL değeri 6779 TL. Renault Clio 2019 model 9699 euro 14.000 kilometrede benzinli düz vites TL değeri 73.140 TL. Mercedes-Benz A180 AMG Line 27.500 euro 7000 kilometrede benzinli düz vites TL değeri 207.377 TL. Seat Leon 2.0 21.999 euro 14.300 kilometrede benzinli otomatik TL değeri 165.894 TL. Mini Cooper S otomatik 9.800 kilometrede benzinli 28.850 euro TL değeri 217.550 TL. Daha üst segmentlerden BMW M135i xDrive 49.999 euro 50.000 euro 1841 kilometrede benzinli 3.6 beygir otomatik TL değeri 377.042 TL. Bir diğeri burada smartlar kadar çok popüler olan Toyota Aygo 1.0 11.500 euro
4200 kilometrede 2019 model benzinli düz vites. Türkiye'de pek görmedim. Türkiye değeri, yani TL karşılığı 86.721 TL. Opel Astra 1.4 turbo inovasyon 23.000 euro. 8500 kilometrede 2019 model benzinli düz vites. TL değeri 173.443 TL. Volkswagen Golf GTI 2.0 DSG şanzıman herhalde. 37.900 euro. 850 kilometrede 2019 model benzinli otomatik, TL değeri 285.803 TL. Evet. Herkesin almak istediği fakat biraz pahalıca bulduğu Ferrari Hammertraum 2810 kilometrede 2019 model benzinli 600 beygir otomatik kabrio 214.800 euro gece mavisi modeli Türkiye karşılığı TL karşılığı 1.619.806 TL. Evet. Renault Fluence 5.645 euro 104.354 kilometrede otomatik 2012 model TL değeri 42.568 TL. Evet, son olarak Nissan GT-R Nismo peşin fiyatı 159.990 euro. Kazasız 55 kilometrede 600 beygir gücünde benzinli TL değeri 1.206.484 TL. Bu ve benzeri videolar istiyorsanız bunları yorumda yine belirtirsiniz. Bu arada bu videoyu izlediğiniz kanalda takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim.